yapma, önlem olmak için bu işe başladık. Ben hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Soğuk bir ortamda sıcak bir ortam geliştirdiniz. Ayrıca hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Orhan Bey gerekli bilgileri size aktaracak. Hepinize tekrar saygıyla selamlıyorum. Şimdi burada Tugaç arkadaşımız gelemedi. Bize telefondan bildirdiler. Selamlar var. Onları söyleyeyim üzerinden çıksın. Evet, evet. Ağabey Mehmet Muşalim Vardemir selamlarını söylediler. Yönetimden, Ali Başkan yönetimden Veysel Ayaroğlu'nun sınav var. Üniversite sınavı gelemedi. Aydın Gök biliyorsunuz malum ekmek çurdu için gelemedi arkadaşımız. Yine yönetimden Ahmet Bulut kendi dükkan işi var. Kamerasını yaptı. Ondan dolayı gelemedi. Murat Göktaş Hoca Efendi de bizim izinli İstanbul'da mecbur izin kullanmış. O yüzden dolayı gelemedi. Muhtarımıza selamlar kendisini. Mali köyde olduğu için bizi bilhassa çağırmadı. Çünkü adam kış gününde malıyla uğraştığı için özellikle çağırmadı. İstanbul'daki herkesin çok çok selam var size. Seyit Doğru Gören Didim'in olduğunu söyledi. Size selamları var. Celal Göktaş Kastamonu'ya gideceğini söyledi bize bugün. Onun da selamı var. İsmail Göktaş da Ankara'da değilmiş. Bugün Mustafa Doğru Gören, Mustafa Doğru Gören diye bir köylümüz ben tanımadım. Hatta hastane olduğunu öğrendik. Gittik ama maalesef ziyaretçi kabul edilmiyormuş. Eşiyle gittik. Eski hacı abilerimize doğru, arkamızda olanlar. Bunlara doğru. Yani eskiden de kurucular olsun, bizim köyümün ihtiyarları da olsun. Geldik, uğradık. Buraya ilk geldiğimizde zaten sağ olsun mekan sahibi abimiz karnımızı doyurdu önce. Çayımızı da ısmarladı. Bir iki yere de götürdü bizi, gezdik. Allah razı olsun, işimi yüzünü bıraktı. Ona da ayrıca bir teşekkür ederim ben burada. Burada size şu raporları da sunayım ben de. Şimdi geçen yıl derneğimiz 48 bin lira para topladı. Geçen yıl. Bu yılda yaklaşık 40 bin liraya kadar para toplandı. Yani yaklaşık 80-88 bin lira gibi para toplandı. Bu ay sonunda zaten net rakamlar çıkardı. Şu anda şunu kafaya bir tane vur ya. Bugün itibariyle yaklaşık 23 bin lira derneğin borcu var. Bunların içinde işte binanın sıva yapıldı, sıvanın borcu, boyasının borcu, bazı plastikleri bazı arkadaşlarımız karşıladı, bazılarını dernek karşılıyor şu anda. Yani bu ay sende şu anda 23 bin lira borç var. Yaklaşık da 50 bin lira kadar şu anda derneğin o binanın bitmesine gereken para var. Bu arada 2 yıl sayalım artık, 5 cenazemiz oldu köyde. 3 tane vatandaşımız kendi derneğin yani talep etmedi ücretini, dernek karşıladı, geri iade etti parasını. İki vatandaşımızın cenazesinde dernek kaldırdı. Malum yayla şenliği oldu. Yayla şenliğinin masrafını dernek kendi karşıladı burada. Ya bu tarzda faaliyetler oldu. İstanbul'da biz genellikle Ali Başkan'a yardımcı oluyor. Yönetim alt masada denetim yapıyor. Bir şekilde birleşip olaylar çözmeye çalışıyoruz. Geriye de sık sık gidiyoruz. Bazı kurumlara da başvurularda bulunuyoruz. Gücümüz yettiği düşününce devlet kanalıyla bir şeyler yapabilir miyiz, alabilir miyiz? Ona da uğraşıyoruz. Bu binanın bitmesi için de. Bu şekilde faaliyetlerimiz var. Bunun haricinde tabii ki burada bayağı yorduk. Biz köylüleri de bayağı yorduk. Yormak desek yalan olur. Hem çalışma bakımından hem maddi hem de manevi. İkisinden de yorduk. Şimdi köydeki yaşlı ihtiyarlarımız öyle bir çalıştı ki ben bazen inanın ki utanmıyorum. Ben köyümüzün insanını fazla tanıyan biri değilim. Neden mi? İşte Ankara'da büyüdüğümüzsün, gidemediğimizsin. Yeni yeni tanıyorum ben çoğu insanları. Ama köyümüzün insanlarından ben o yaşlardan biraz utanmıyorum. Ben isterdim ki yani İstanbul'daki gençler, Ankara'daki gençler hafta sonu gerekse, cumartesi pazar, cumartesi izin alıp da gidip yardım etmelerini isterdim. Oradaki 75-80 yaşındaki insan tuğla taşımaya çalışıyor. Bir tane bir tane. İki yanamıyor çünkü. Bu bina öyle yapıyor. Bunun haricinde de gerekli elindeki parasal bunlar da yardımcı oluyor. Biz bu gençler olarak bizim ayıbımız çok. Yani kendi yaş grubundan bahsediyorum. Yani. Bizim ayıbımız çok. Dernek olarak köyde döküm döküldü. 5'er 100 milyon lira.
%90'ı verdi parayı. Öbür tarafta veremeyenler inşaatta çalıştı. Birkaç kişi. Geçen yayla şehrinde de hane başı 150 milyon lira döküm çıktı karar olarak. Üye başı dediler döküm. 150'şer milyon lira diye. Tabi bunda verenler var, vermeyenler var da. Bunlar da şey yapacağız. Bunun haricinde bu Ankara konusu gördüğüm kadarıyla sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Büyük ihtimalle de burada bir arkadaşımızın faal olarak çalışamaması. Hasan abim burada dernekte. Kemal arkadaşımız dernekte ama ikisi de görevleri itibariyle, meslekleri itibariyle aktif olmalarını biz bekleyemiyoruz. Zaten olamazlar. Çünkü kendisi bir vekilin yanında, milletvekilinin yanından ben derneğe gidiyorum diyecek hali yok. Öbür arkadaşımız da maliyede, o da gidemez. Bunun arasında tabii dernek olarak bizim bir önerilerimiz olacak burada. Biz bir arkadaş belirledik. Ankara'da sorumlu olacağını, yetki verileceğini. Bir arkadaş belirledik ama ikinci arkadaşımızı belirleyemedik. Birini uygun da tabii siz görürseniz Orhan arkadaşımızı Ankara'da aktif çalışıyor. Dernekte yönetimde olmaması halinde. Arada ne zaman arasak elinden geldiği kadar destek veriyor. Bayramda deri olayına adım attı. Birkaç yerden para toplamaya çalıştı. Ama bu arkadaşımla resmi bir sıfat tanımak istiyor. Tabii siz de uygun görürseniz. Ama tabii ki tek olmuyor. Çünkü bu arkadaşın yanında biri daha olmak zorunda. Yani bunun arkadaşın yanında biri daha. Çünkü seversen bu görevi kabul edemeyiz. Çünkü hiçbir sıfat olmadan sadece hemşire olarak bu çalışmaları yapıyor. Allah razı olsun bize çok büyük destek yaptı bu arkadaşımız. Yönetim değiştiğinden böyle. Bunun bir çalışmasını istiyoruz. Belirlemeniz, hatta burada belirleyebilirsiniz, belirleyin. Biz de nasıl yetki verilecekse Hasan abim de araştırır. Bir şey yapalım olan arkadaşımın yanına bir daha verip mahfuzumuzu bırakalım. Gelemeyen arkadaşlarımızın burada tahribetini yapsın. En azından aidatlarımızı toplasın. Çünkü oranın masrafı yarın bir cenazede olduğu zaman biz cenazeyi kaldıracağımızı sözünü verdik de ne kadar. Yani başkan otomatikman sözünü verdi. Yönetimdeki arkadaşlarla. Ha ne olur? Artık yapacak bir şey yok. Yönetim cenazeyi kaldıracak. Parası olsa vermese dahi kaldıracak. Bu dernek olarak sözünü verdik biz. Bunu yapacağız. Onun haricinde tabii burada önerisi, isteği, şikayet olanlar da bilhassa söylesin. Bunların notunu da alacağım ben. Yönetim olarak yine toplanacağız biz. Bir de bu yanında yakında felsefe olayımız var biliyorsunuz her sene. Gene silahla döndü. Bir önceden başladı. Ben de kodaltı. Ben lafınızı bağlayıp sürekli bunuya değineyim de. Bu cenazelerde direkt kemenlerde şey olsun. Otobüs için çok sorun çıktı. Onu direkt kemenlerde şey yapalım. Onu ben ayrı söyleyeceğim. Bir saniye oradan. Oraya geleceğiz. Şimdi bu şeyde felsefe olayında ne zaman yapmamızı istiyorsanız birinci ayda, ikinci ayda bir öneri sunarsanız İstanbul'daki gruba da soracağız. Çünkü İstanbul grubu var, Gerede grubu var, Ankara grubu var. Bunlarla istişare yapılacak, tarih belirlenecek. Orada sınav varmış. Cenaze haricinde, köyümüzde cenaze haricinde orada felsefe iptal olmayacak. Ya da büyük bir olay çıkar Türkiye genelinde. Onun haricinde iptal olayı yok. Yani çok değerli bir hemşerimiz de gelemese de gelmesin, yapacak bir şey yok. Çünkü derneğin aldığı kararla herkes tabi olmak zorunda. Disipline girecek. Disipline girdiği zaman biz bunlarla başarı sağlayabiliriz. Biz böyle azime çalışmasaydık biz şu anda 87 milyar parayı toplayamazdık. Bizden önceki yönetimin 8 yılda topladığı para 12 milyar. Biz 1,5 yıldan beri bu parayı topladık. Hani millet de hizmet istediği için topladık. Hizmet istemiş olmasaydı biz bu parayı yine toplayamazdık. Eski binamız var. Ama maalesef yapanlardan Allah razı olsun iyi yapmışlar yine. Eski o şartlarda gerçekten o yönetim iyi yapmış. Allah razı olsun bu binayı. Çünkü bu aşileri biz yaşadığımız için söylüyorum. Burada tamamen birlik beraberlikle sımsıkı olmak zorunda kaldığımız için bakın ben işimi bıraktım geldim. Mecburum gelme zorundayım. Ben denetimde olan bir denetim başkanıyım ama gelme zorundaydım. Sen de esnafsın, mobilyacısın, ben de esnafım. Benim mobilya atölyem var. Artık muazzam olduğu halde bırakmaz onu dedim. Ne yaptılar, ettiler, ne yaptılar, nasıl yapsınlar. Bir günde bana bir şey olmaz, iki günde de bana bir şey olmaz. Ama ben köyüm için çok şey kazandım. Bir gün ne oldu? En basitten bir sevindiğim noktayı söyleyeyim ben size. İsmail Bey var, tanırsınız değil mi? Emlakçı deyince herkes tanıyor. Tuvaletin dedi, kapılarını ben dedi, yaptırayım dedi. Demir Memür dedi, bir yere götürdü bize, böyle böyle dedi, ondan sonra ben yaptırayım dedi.
Benim çok sevdiğim bir olay, bir sevindiğim olay. Allah'ın şimdiden razı olsun. Hiç önemli değil. Tahta kapıda yaptı soruya o adam. Yeter demiş. Bahşire demesi yeter. Vermesinden ziyade demesi yeter. Plastikleri anlatayım ben size. Plastik doğramaları yaptık. Ne preydi Seyfettin Püre. Seyfettin Püre yapalım dedi. Topladı topladı yaptı bir katını. Köyde karı olan herkes bilir. Karı olan dedi yok dedi ya köyde bir katın yapsın dedi. Ben karı olanla şahsen beklemezdim abi. Yalan mı konuşuyorum şimdi? Karı olan bir atışa geçti. Katın bir tanesini doğraması yaptı. Bak köylü doğrama yaptı katın bir tanesini. Şimdi ben bu Ankara'dakiler desem 88 kişi var, 20 kişi var. Gerisi nerede yok. Zaten bu insanlar hep gelen insanlar. Duyuyorum, şimdi listelere bakıyorum. Buradaki insanlar zaten burada. Hep bunları yapmanın alemi de yok. Burada herkes akrabasını arayacak. Bu bir köy görevi. Kimse bunu darılmaz, mücadelesi olmaz. Herkes akrabasını arayacak. Ben Akman olarak aradım. Büyüğünü de aradım ve büyüğü gelmedi. Büyüğün cezasını herkes duyacak. O bizim en büyüğümüz. Babamdan sonra en büyüğümüz, onun gelmesi lazım mı gelmedi. Herkes arayacak. Gelmeyene de tepki gösterecek. Köyümüz olduğu için tepki göstermek zorundasınız. Bunlar herkes bir görebilirse biz bu binanın daha iyisini daha üzerinde yaparız. Neyse fazla kafanızı şişirmeyeyim. Bu çocuklar için olan tavsiyeleri alalım bir. Bir de iki, yayla şenliğinde eskiden bir ağalık sistemi vardı. Ağalık ağa seçilirdi, ne bileyim bir şeyler dağıtırdı, çekilişme gibi bir şeyler yapılırdı. O tarz bir şeyler yapalım. Dernek için kazanç olur bir. Bir de insanlar için bir ayrı bir hava olur orada. Birinin ağa seçilmesi. Parası önemli değil. Ya 300'e 500 olur, 1000 olur. Ne? O gün ortamına göre. Böyle bir şey yapalım. İster misiniz? Yayla şimdi. Yerleri pozisyonu mu? Yapalım tabii 300 lira 500 lira. Ya yapalım. Şimdi bunları sormak zorundayız. Siz onay vereceksiniz ki biz de orada diyoruz arkamızda Ankara gire tamam dedi onay. İstanbul'a dedi. Geride dediği zaman ya kardeşim İstanbul istiyor Ankara istiyor. Sen dur bakayım ya. Ağalık seçimine de sen girme. İstanbul'dan ağalar çıkacak. Deriz ya. Susturuz. Ya mutlaka bir ağa çıkar ya. Allah korusun. Yani bunları yapalım mı? Sormakta fayda var. Geçen sene geride geçen sene geride Felfele'ye biliyorsunuz. Bu sene sıra İstanbul'da. Geride yani İstanbul'daki vatandaşlarımız geride Felfele'sini çekecek. Yani köyümüzün Felfele'sini mastaklarını çekecek. Orada yiyip şeyler çekecek. Ha, bu sene de sıra sizde yani. Başımız üstüne yerim bak ya. Bu sene de sıra sizde inşallah. Yani. Heveslenmeyiz, sıra bize gelmez falan diye. Ya inşallah, gözümüzden bekliyoruz. Gerede yaptı, İstanbul'a daha iyisini yapmaya çalışacak. Bundan sonra da Gerede'den sonra, yani bizden sonra da Ankara. Ankara'da ne kadar iyisini yaparsa kendi şu anda. İnşallah. Şimdi Felfele için tarih isteyen var mı? Böyle bir zamanda yapalım diyen var mı? Onlardan bir başlayalım. Biraz olay yumuşasın sonra... Yarı yıl tatili. Yarı yıl tatili. Çocukların okul tatili. Ya 5 ay tatili sorunlu olsun. Şimdi Hasan Doğru benim burada en son konuşturacağım. Hasan Doğru benim işte ilk başta konuşacağım ama Hasan Doğru benim ben dinleyemiyorum abi. Çünkü her zaman her şeyde bir karar alıyor Hasan Doğru. Hasan Doğru ambalı koydum ben. Hasan Doğru'nun karar alamıyor. Bu da halka bağırıyor şu anda. Arabası var, biner gelir. Cuma da yapsam Hasan Doğru benim gelecek nasıl? Tatil mi istiyorsunuz? 15 tatil olaylı mı istiyorsunuz? Tatil istemediğin anlamında ben anlayamadım. Yani millet çoluk çocuğu burada şimdi tatil olmayacak diyorlar yani. Hı hı. Belki akşam çocuklar alıp gidecek. Bilmem ne falan var. Abi gidiyorum hiç gördüm köyde görmüyor ki çocukla gelen mübarek. Ya burada kalan çocuğu benim var. Benim bir diyor kaçıyor. Burada kalan çocuğu var. Çocuksuz gitmez de. Geçen sene ilk defa Felfele'ye gittim. O da bel fıtığım patlamış. Çok mu doğdu yoksa? Fıtık patlamış, bir ayağı sıkamadım, yaptı yüksek sen. Fıtığım patlamış, oradan ameliyata gittim. İyi de geçmiş olsun. Tatil. Olaydı niye? Bunda hiç sen yapmadın. Kaçıncı ayda tatil ya hocam? Kaçıncı ayda tatil? 15 tatil. Hocam kaçıncı işte sonra da. Hasan abi biliyordu. Hasan abi kaçıncı tatil? Şubat biliyorum. Bu arada ben biliyorum. Hocam 15 tatil. Hocam 15 tatil.
Ya 15 tatil ayarlayın. Tamam, 15 tatil diye anda el kaldı. 15 tane. Bak inanın bak, gerçekten samimiyetimle soruyorum. Kalabalık olacağını bilsen, orayı dolduracağını bütün milletin bilsen, elimden geleni yapacağım eminim. Ama inanmıyorum, güvenemiyorum. Çünkü niyası 80 kişiden 21 kişi gelmesine. Fendeli'ye o kadar kişi de gelmez. Gelirler ya, ne gelir? Yok gelmezler abi, her zaman belli, aboneler belli. Abi şey... Aslında var. Sen yazılırsa. Peki şöyle söyleyeyim. En azından Felfen'e buradan kaç kişi gelir, bir aksilik olmaz. Herkes gelir Felfen'e. Yani Felfen'e bir aksilik olmazsa kaç kişi gelebilir? Gelin buraya gelin. Bura başka gelen olmaz ki. Ya şimdi Felfen'e gelenler gene yeter. Değil mi? Bu kadar olsa gene yeter. Bu kadar yeter. Yani 20 kişi gelebilir diyoruz. Yani Felfen'e gelenler bu sene farklı şeyler görecek. İşim. İnsanlara verilen değeri görecek. Bazı insanlara verilen hediyeleri görecek. Bu sene görecek. Bu sene çok farklı. O zaman buranın bilgisayarları parçalayacaksın. Ha biz desek değil. Çalışmayacak. Kitlenecek yani. Burada görevli olan adam toplayacak. Her zaman Ankara'yı. Vallahi toplayan da bu sene gerçekten çok değerli verdiğim insan oldu. Masana ben Sevan geldi mi bakalım. Tatrı güzel bu Şubat'ta mı? Ocak Şubat'ın 15'i mi? Hemen bakalım. Şubat'ın 15'i. Gelebilirsen yüzünü görsek yeterli olacak bizim. Gelemezsen de Allah razı olsun. Tamam. Kim göndermiş abi, bir daha söylesene. Dursun, doğru. Petek'ten gönderdi. Anladın mı? Ya, göndermek isteyen gönderiyor para. Ben bu arkadaşı bildiği gayret parası borcum yok diyor. Nerede gönderdi? İbrahim Acar geçen sene. Ahmet Baldemir, Rumşeli Baldemir'de. Allah razı olsun postanda. Bunu niye söylüyoruz? Allah bir kere de bir kere razı olsun. Ama ne hikmetse bir eksikliğimizden dolayı her ikisi de üyemiz değilmiş. Yeni üye yaptık. 5 yaşından sonra üye yaptık. Ve hatta böyle Ankara'da bazı arkadaşlarımız da isim vermeyeceğim ama yani hatta bir Facebook'a da attık, unutulmuş. 45 yaşından sonra, 47 yaşından sonra yeni üyemiz oldu. Allah razı olsun kendisinden. Kulakları sınırsın. Ya bir de askerden gelenlerin hepsi üye olsun. Kim çoluk çocuğu varsa yani şimdi. Askerden gelenler hep üye olsun, çocukları varsa yani. Onu babası sağlayacak. Babası nasıl yapacak tanımasa mı? Bu şey yapan kim? Şey oluyordu ya şey. Telefon eden az önce telefon. Benim biladım. Aradı mı? Ne kadar bu evet, şey? Hakkı Aydemir aradan önce. Kendilerine selamları var. 500 TL bir ay içerisinde göndereceğini söyledi. Allah razı olsun. İsmail Aydemir'in oğlu. Orhan kardeşim. Kardeşi oluyor. Allah razı olsun kendisinden.